Bir. Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir insan bu kelimeyi söylerse Müslüman olur ama kalbiyle. Ağızla Müslümanlık olmaz. Münafıklar öyleydi. Münafık ağzıyla kelime-i şehadet getiriyordu ama arkasını dönüyordu, ben inkar ettim diyordu. Kalp ile. Bunun belirtileri nedir? Kelime-i şehadetin belirtileri şimdi sıralayacağız. 2. Namaz kılmak. Namaz kılmak. Kelime-i şehadetten sonra gelen şey namaz kılmak ikinci sıra. Memlekette kaç? Oran kaç? %15, %20. Ne yapacağız? Hı? Namaz bu. Kim emrediyor? Allah. Kim kılma diyor? Şeytan. Yani namaza önem vermeyene Allah Celle Celaluhu ne bu dünyada önem veriyor ne de mahşerde önem verecek. Allah Celle Celaluhu namaz kılmayana mahşerde yüz çevirecek. Ve namazsız ölen adam mahşer günü Allah Celle Celaluhu kızgın bulacak. Allah'ı kızgın bulmak ne demek biliyor musun? Bu dünyanı anlamazsın. Bu dünyada kafalar almaz. Mahşer günü annenden kaçtığın gün, babandan kaçtığın gün, çocuğundan kaçtığın gün, karından kaçtığın gün, çaresiz kaldığın gün, bir sevaba muhtaç olduğun gün, seni affedebilecek tek zat Allah Celle Celaluhu iken Allah sana kızgınsa ne yapacaksın? Müslüman. Ne yapacaksın? Namaz kılacaksın. Çok basit. Namaz ya. Namazı da geçtim. Nasıl geçtim? Yani tehdit olacak. Ben bugün namazla ilgili çok büyük tehditler sunacağım size. Kimse kusura bakmasın. Niye? Abi kimse namaz kılmıyor abicim ya. Ya memlekette namaz kılma oranı çok düşük kardeşim ya. Sahabiler namazsızlığı kafirlikle eşit görüyordu. Her sohbette söyleyeceğim inşallah. Namaza camiye cemaate gelmeyenin, bak kılmayanı demiyorum ha. Camiye cemaate gelmenin başına gelecek belalar diye böyle kitap var. Ha böyle. Camiye cemaate gelmeyenin, cemaati terk edenin başına gelecek belalar var. Sayfalarca. Sıralı. Nerede? Ya adama diyorsun ki camide buluşalım. Misal. Camide buluştuktan sonra işte işimizi hallederiz. Sen diyor git ben gelirim. Bak otomatikman ya hiç yani cemaatle memaatle adamı şu. Namaz kılan adam bu. Namaz kılan adam ya. He diyorum ki işte falan camide buluşalım. Oradan sonra işte işimize bakarız. Sen diyor namazı kıl. O buluşacağımız yerde buluşuruz. Nerede cemaat? Namaz kılan adama soruyorum ben bunu. Nerede cemaat şuuru? Allah bize akıl fikir versin ya. Yani sırf namazla alakalı şuradan bir girip öbür taraftan çıkmak istiyorum da ileride var. Namazla alakalı biraz daha detaylı, tafsilatlı ileride var. Çünkü 32 farzın içinde geçiyor. Sonra oruç tutmak. Senede bir ay. 30 gün. Bazen 29 gün. Çok mu zor? Hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Hiç zor değil abicim. Kimse kusura bakmasın. Niye zor değil? Ya en basit bunu herkes söylüyor kardeşim. Ya diyor Ramazan'dan önce havalar diyor 30 derece 40 derece yanıyoruz çatlıyoruz. Diyor Ramazan'ın ilk günü ya diyor yağmur yağıyor ya diyor hava bir serinliyor. Allah Celle Celaluhu niye? Yardım ediyor. Kendimden örnek vereyim. Yani 17-18 saat oruç tuttuğumuz günlerde açlık adına elhamdülillah hiçbir şey hissetmiyoruz. Susuzluk adına hiçbir şey. Ama Ramazan bittiği zaman kendimden örnek veriyorum. Galiba bende gizli şeker var. Ondan da şüpheleniyorum. Çünkü bizim sülalede ırsi. Sabahleyin 8'de 9'da ben kahvaltı yapmayınca bak abartmıyorum. 8-9 ha. Akşam da yemek yemiş zaten. Elim hem böyle titremeye başlıyor. Niye? Kan şekeri düşüyor. Bak kan şekeri düşüyor. Ramazan'da 17-18 saat aç kalıyoruz. 17-18 saat. Nasıl yapacağız abi? Allah Celle Celaluhu yardım ediyor. Allah namaz kılana da yardım ediyor. Oruç tutana da yardım ediyor. Abi sıkışın böyle Allah'ın izniyle inşallah. Sıkışalım inşallah. Namazda bereket vardır. Namazda huzur vardır. Namaz kılan adamın evinde huzur vardır. Namaz kılan adamın evinde bereket vardır. Oruç tutan adamın evinde huzur olur. Bereket olur. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor kardeşim. Bir insan namazı hakkıyla kılıyorsa o adamın evinde sorun olmaz. Problem olmaz. Allah Celle Celaluhu kendi kudret eliyle o sorunu çözüyor. Bununla alakalı tecrübeyle çok sabittir kardeşim. Adam namaz kılmadan önce diyor ki hocam böyle 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 sayıyor da sayıyor. Kardeşim diyorum namaza başla. Bu kadar. Başka hiçbir şey demiyorum ha. Namaza başla. Namaza başlıyor. Bir hafta iki hafta sonra. Kardeşim nasılsın? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani bundan yaklaşık bir 10 sene evvel falan. Bir kardeş vardı bizim semtten. İsim vermeyeyim. Böyle bir yerde aynen böyle köşeye oturmuş böyle baş önünde. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun falan filan. Dedi ki ya dedi sen niye bu kadar mutlusun? Dedim elhamdülillah namaz kılıyorum. Bak bu kadar. Dedim namaz kılıyorum.
Sen dedim niye böyle mutsuzsun biliyor musun? Ya saydı da saydı dedim kardeşim. Senin hayatında namaz yok. Dedi ki vallahi haklısın. Bu kadar bak. Namaz ya. Namaz. Allah'ın emri namaz. Günde 5 vakit. Camide cemaatle erkekler için. Camide cemaatle sadece kadınlar evde kalacak. Çok zaruriyet olursa evinde hanımınla cemaat yapacaksın. Bekar mısın? Annenle cemaat yapacaksın. Babanla cemaat yapacaksın. Cemaat. Sonra orucu saydık. Zekat. Malın 1/40'ı. Bizim Müslümanları bugün var ya ateşe sokacak amellerden zenginler. Ya şöyle basit ya. 40 liram var. 1 lira vereceksin. Göze batıyor mu? Yo ne var dersin 1 lira veririm. Ama adamın 40 trilyon mal varlığı varsa ne kadar verecek? 1 trilyon. Ama o çok göze batıyor. Ve Allah Celle Celal diyor ki zekat verilen malı artar. Hadislerle sabit. Sadaka malı arttırır. Zekat malı arttırır. Hadislerle sabit. Ama adam korkuyor kardeşim ya. Nasıl yapacağız? Allah emrediyor. Yap. Şeytan diyor yapma. Bizi kim yarattı kardeşim? Bizi Allah yarattı ya. Bizim kafa almıyor bunu. Niye zekat vermesin? Ya şu anda istatistik söylüyorum ha. Dünyadaki zengin Müslümanların tamamı zekat verse bir tane fakir kalmaz baba. Bir tane fakir. Çok güzel bir örnek vereyim mi abicim? Sahabi zamanında zekat verecek adam bulamıyorlarmış. Sahabiden de geçtim yakın zaman. Osmanlı zamanında ya. Osmanlı zamanında zekat verecek bir tane Müslüman bulamamış. Bir tane. Belki belgesellerde gören vardır. Sadaka taşları varmış. Sadaka taşı. Böyle ulu orta bir yerde. Sadaka taşı var. Herkes bırakıyor işte. 1 lira, 2 lira her neyse o zamanın parasıyla. Aradan aylar geçiyor o para olduğu gibi duruyor. Niye? Çünkü din yaşanıyor. Çünkü İslam yaşanıyor. Çünkü Allah'ın emirleri yaşanıyor ve o memlekette huzur var. 635 sene dünyaya nasıl hükmeder bir imparatorluk? Allah'ın kanunlarıyla hükmedersen, tamam mı? Dünyaya hükmedersin. Bugün adam evde 5 yaşındaki çocuğuna söz geçiremiyor. 5 yaşında 5, 5. Babasına küfür ediyor ya. Niye? Kur'an yok, namaz yok, zikir yok, sohbet yok, ilim yok, fikir yok. Ne oluyor? Allah Celle Celaluhu o 5 yaşındaki çocuğu sana musallat ediyor. Bak musallattır bu. Yok mu abi ya? Psikologlar parayı götürüyor ya. Onu oraya götür, buraya gelsin bedava para da almıyoruz ya. Valla para da almıyoruz yani. Ha buna en büyük örnek vereyim. Ha kardeşim orada Eyüp kardeşim. Babasına kızıyor. Babasına hoca bizi diyor sohbete götür. Ben hoca dinleyeceğim diyor. Ha örnek orada. Sorun sohbette sonra sorun. Babasına fırça atıyor. Sohbete giderim. Niye? Allah Celle Celaluhu sohbete bereket koyar. Rahmet koyar. Feyiz koyar. Şimdi onun yaşındaki çocuklar nerede? Ya oyun peşinde ya başka bir şey peşinde. Ya televizyon başında elinde cep telefonu. Sohbetlerde bereket vardır. O psikoloğa vereceğin 100 bin lira artık her neyse 200 bin lira 300 bin lira ne varsa var. Servetini veren var. Servetini veriyor ya. Hadi diyor çocukluğuna bir dönelim. Ne oluyor dönünce? Hiçbir şey. Adam parayı alıyor cebe koyuyor gidiyor. Ne oluyor yine hani. Sen diyor bir daha seans daha gel. Sen bir seans daha gel. Bir seans daha gel. Ne oldu? Parayı götürdü. Ona abi hala mal mal bakıyor. Kelimeler ağır gelmesin kardeşler. Allah için konuşuyoruz. Namazda bereket vardır. Oruçta bereket vardır. Zekatta bereket vardır. Hac. Hacca gitmek. Ömürde bir kere. Bak iki kere hacca gitmeyin abi. Zenginlere sesleniyorum. Ekranları başındaki zenginlere sesleniyorum. Burada varsa zengin bilmiyorum yani. İki kere hacca gitme. Ömürde bir kere kafi. O ikinci hac parasını fakire ver, fukaraya ver. Açlık var. Sefalet var. Dünya Müslümanlarında. Afrika'da suya muhtaçlar var. Çamurlu su içiyorlar. Çamurlu. Açın izleyin. Çamur ya. Biz bugün çeşmeden akan suyu beğenmiyoruz. Değil mi? Damacana da olacak. Arıtma da olacak. İçmiyor ya. Adam çeşme suyunu içmiyor. E ben 30 sene, 35 sene içtim. Hiçbir şey olmadı. Yaşıyoruz elhamdülillah. Gayet de sağlıklıyız yani. Hac ömürde bir kere. Kabul olmuş bir haccın sevabı. Kabul olmuş. Anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Sıfır. Bir tane günah yok. Anasından doğduğu gün gibi. Kabul olmuş hac. Ama kabul olmuş. Haccın şartlarına riayet edeceksin. Haccın kuralı neyse onu yapacaksın. Niye? Allah'ın emri. Namazda nasıl emir var? Oruçta nasıl emir var? Zekatta nasıl emir var? Haccında emirlerine riayet edeceksin. Ne dedik? İslam'ın şartları. Bir kelime-i şehadet. İki namaz. Üç oruç. Dört zekat. Beş hac.